Meme kanseri biliyorsunuz kadınlarda en sık görülen kanser ve giderek tanı ve tedavi imkanları gelişiyor. Tedavide ve tanıdan itibaren ciddi psikolojik zorluklar söz konusu olan bir süreç. Öncelikle meme kanseri tanısı alındığı noktadan itibaren hastalarda işte tedavi seçeneklerinden başlayarak kaygı, endişe, korku, bir belirsizlik ve ona bağlı ruhsal belirtiler söz konusu oluyor. İşte bir cerrahi geçirilecek, geçirilecek olan cerrahinin memenin tam alınması, kısmi alınması, korunması, karşı taraf memenin ameliyatla alınması gibi farklı tedavi seçenekleri hastanın durumuna göre karar verilerek planlanıyor. Bütün tabii bu süreçlerin bir psikolojik yönü de var. Çünkü meme aynı zamanda bir kanser ama aynı zamanda da kadınlar için özellikle işte anneliğin, cinselliğin, çekiciliğin de sembolü olduğu için ciddi zorluklar söz konusu olabiliyor. Olumsuz bir beden algısı na neden olabiliyor. Kişiler böyle hissedebiliyor. Bu nedenle tedavi seçeneklerinin planlanması sürecinde de bu konuları ele almak gerekiyor. Detaylı bilgilendirmek, bu konuda kişinin kaygılarını ele almak ve onları birlikte çözmeye çalışmak genellikle öneriyoruz. Bir diğer konu meme kanseri tanısı alındığı noktadan itibaren tedavi sürecinde kişinin hayatında da birçok değişim söz konusu oluyor. Bu değişimlerden en önemlisi kişinin işte bir süre belki çalışma hayatı etkileniyor. Eğer çalışmıyorsa dahi evdeki sorumluluklar örneğin evliyse aile içi roller değişebiliyor. Aile içi sorunlar bazen gündeme gelebiliyor. Çocuklar varsa onların da yönetiminde bir takım güçlükler ortaya çıkabiliyor. Yani meme kanseri tanı ve tedavi süreci aslında bütün aileyi etkileyen bir süreç gibi düşünüyoruz. Ve bu yönde de bir yaklaşımın çoğu zaman yararlı olduğunu görüyoruz. Özellikle meme kanseri tanısı alan genç hastalarda bir diğer önemli nokta da tabii eğer gebelik planı varsa onların planlanması ve bunların ayrıntılı olarak ele alınması, bu yöndeki kişilerin kaygılarının değerlendirilmesi ve onların aydınlatılması ve ona göre belki planlama yapılması önemli. Meme kanseri tanısı alındığı noktadan itibaren aslında bir kriz durumu olduğunu ve bu krizin yönetiminde de doktorların ve hastanın ve hasta yakınlarının bir ekip olarak birlikte hareket etmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü yasa benzer bir süreç de kimi zaman bu tanı noktasından itibaren yaşanabiliyor. Nasıl bir yakınımızı kaybettiğimizde yas süreci yaşıyorsak burada da bir beden parçasının kaybı söz konusu olabiliyor ve bu yönde de bir çözülmesi gereken bir kriz tablosu kimi zaman ortaya çıkıyor ve bu noktada da kimi zaman destek gereksinimi olabiliyor. Psikiyatrik tedavilere ve desteğe de özellikle ihtiyaç duyan hastalarda biz cesaretlendiriyoruz, yönlendiriyoruz. Sonuç olarak meme kanseri tanı ve tedavi sürecinde kaygı bozuklukları, depresyon belirtileri, uyku sorunları başta olmak üzere çok sayıda psikiyatrik ve psikolojik süreç işin içine giriyor. Tedavi başarısında ve yaşam kalitesinde kişinin bu faktörlerin büyük önemi olduğundan biz gerektiğinde psikiyatrik tedavi ve destek alınmasını öneriyoruz.